Evet, bugün tabii 12 Mart 2021 İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu binada, bu az önce program yapmış olduğumuz salonda kabul edilişinin 100. yıl dönümü. Tabii 100. yıl dönümleri sembolik yıllar, seneler. Üzerinden bir asır geçmiş. O günün şartlarında yürütmüş olduğumuz istiklal mücadelesini en iyi ifade eden, en canlı yansıtan şiir olması hasebiyle burada daha önce mecliste okunmuş, ayakta tekrar talep edilmiş ve defalarca okunmuş. Daha sonra 12 Mart'ta da kabulü üzerine ittifakla tekrar okunmuş. Ve o tarihten beri milletimizin bütün fertleri tarafından, en küçüğünden en büyüğüne, 7'den 70'e, bütün farklı kesimlerden herkesin birlikte ve aynı heyecanla okuduğu bir marş. Tabii birçok uluslararası seyahatimiz oluyor. Her ülkenin kendine göre bir marşı var. Herkes kendi marşını, ülke marşını sever. Daha iyi görür, üstün görür ama zaman zaman mukayese ettiğimizde de gerçekten içeriği itibarıyla şüphesiz çok daha fazla. Ama marş olarak da en etkili, en heyecanlı bir marş. Bu bakımdan başta İstiklal Marşımızın şairi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Tabii o zaman İstiklal Mücadelesini yürüten, ona kumandanlık eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin kahramanlarına, şehitlerine, gazilerine de Cenab-ı Hak'tan burada rahmet diliyorum. İstiklal Marşımızla ilgili biliyorsunuz 100. yıl olarak kabul edilmesinde de meclisimizde bütün siyasi partilerin, biliyorsunuz çok farklar var, çok ciddi eleştiriler, tartışmalar yaşanıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Fakat İstiklal Marşı ile ilgili bütün siyasi partiler bir araya geldi. Bakımdan İstiklal Marşımız bizim milli mutabakat metnimiz. Zaman zaman tartışılır anayasa, anayasanın ideolojisi falan. Anayasanın bir ideolojisi olacaksa, varsa o ideoloji İstiklal Marşı'dır. İstiklal Marşı olmalıdır. Nitekim anayasada değişmez hükümler arasında İstiklal Marşı'nı muhafaza etmektedir. Bir de ayrıca ifade ettiğiniz gibi 12 Mart 1971'de Türkiye bir askeri müdahaleyle karşı karşıya kaldı. 12 Eylül gibi ve 27 Mayıs gibi bütünüyle meclisin feshedildiği bir süreç değildi. Bir muhtırayla hükümetin düşürülmesi hedeflenmişti. Ve dışarıdan uzaktan kumandayla o zaman Bakanlar Kurulu kurdurulmuş, güven oyu aldırılmış ve yaklaşık 2 yıl boyunca Türkiye uzaktan kumandayla vesayetçi bürokratların yönetiminde idare edilmiştir. 12 Mart vesilesiyle şunu söylemek isterim. Bu sistem tartışması bağlamında da şu anda anayasamızda hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Dolayısıyla benim anlattıklarım anayasada mevcut olan, milletimizin son referandumla kabul etmiş olduğu bir sistemin savunmasıdır. Bakın 12 Mart'ta meclis kapatılmıyor. Hükümet mecliste çoğunluğa sahip olduğu halde istifa ettiriliyor. Rahmetli Demirel istifa ederek hükümetin düşmesi sağlanıyor. Ve ardından hiç akla gelmeyecek isimlerle teknokrat hükümetleri denilen hükümetler kurduruluyor. Ben ilk bu konularla ilgili bilgi sahibi olduğum zamanlar bu hükümetlerin kurdurulduğunu ama meclisten güven oyu almamış olabileceğini düşünüyordum. Ama baktığımda meclisten güven oyu da almış. Çünkü o zamanki sistemimiz parlamenter sistemde hükümetler halk tarafından seçilmiyor, parlamentonun içerisinden çıkıyordu. O zaman parlamento içi dengelere bağlı, bağımlı olan bu hükümetlerin parlamento dengelerini değiştirmek suretiyle düşürüldüğünü ve hiç akla gelmeyecek hükümetlerin kurdurulduğunu görüyoruz. İşte bizim hükümet sistemiyle ilgili temel yola çıkış noktamız da buydu. Türkiye öyle bir sisteme kavuşmalı ki parlamento içi dengelerle oynayarak uzaktan kumandalarla, telkinlerle hükümetlerin düşürüldüğü, hükümetlerin kurdurulduğu bir sistem olmasın Türkiye'de. Doğrudan halk hükümeti seçsin, meclisi seçtiği gibi hükümeti de doğrudan halkımız, milletimiz seçsin idi. İşte 12 Mart bu yanlışlığın ve itirazlarımızın ne kadar haklı olduğunu gösteren çok açık bir örnektir. Meclis açıktır, çalışmıştır ama hiç kimsenin aklına gelmeyecek hükümetler dışarıdan baskılarla, zorlamalarla kurdurulmuştur. Tabii bütün darbeler olduğu gibi 12 Mart'ı da bir kere daha yıl dönümü vesilesiyle lanetliyorum.
Türkiye'de bir daha darbecilerin ortaya çıkamayacağını, darbeci zihniyetlerin Türkiye'de yaşama ve hayat imkanı bulamayacağını düşünüyorum, buna inanıyorum. Milletimiz 15 Temmuz'da zaten bir daha darbecilere ve işbirlikçilerine müsaade etmeyeceğini çok açık bir şekilde göstermiştir. Bir daha Türkiye'de böyle bir ihtimal, böyle bir durum söz konusu olmayacaktır. Efendim, teşekkür ederim. Mecliste Kadına Şiddet Komisyonu kuruldu. Evet. Çalışma takvimi konusunda bilgi alabilir miyiz? Şimdi daha tabii üye bildirmesi gerekecek siyasi partilerin. Onlar üye bildirdikten sonra komisyon önce bir başkan seçecek ve görev taksimi yapacak. Bundan sonra çalışmalarına başlar. Tabii en son biliyorsunuz Samsun'da yaşanan çok üzücü, vahşi olay sonrasında bir hanım, kadın vatandaşımıza eski eşi tarafından uygulanan darp olayı, çocuğunun gözü önündeki darp olayı sonrasında Türkiye'de geniş bir infial meydana geldi. Bu konudaki gerek varsa eğer hukuki düzenlemelerde eksiklikler, onlar da incelenir. Ama uygulamayla ilgili sorunlar varsa onlar da bu komisyon tarafından değerlendirilecektir. Ortaya çıkan raporu sonra bütün ilgili kurumlarımızla paylaşacağız. Teşekkür ediyorum. Hangisini diyorsunuz? Bugün ekonomiyle ilgili bugün açıklanacak. Cumhurbaşkanımız inşallah İstanbul'da açıklayacak. Biz de oraya yetişeceğiz, gideceğiz. Efendim, fezlekelerde komisyon tarafından incelenmeye başlandı. Enis Berberoğlu'nun fezlekesi bekleniyordu. Geçtiğimiz haftada o geldi. Bundan sonra komisyon bir çalışma takvimi belirledi mi? Fezlekeler ayrılacak mı? Şöyle, tabii meclis başkanlığı meclise gelen fezlekeleri karma komisyona sevk ediyor. Ondan sonraki aşama karma komisyon başkanlığımızın çalışma aşamasıdır. Benim o konuda bir şey söylemem doğru değil. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dün akşam gelmiş meclise. Onu da bir değerlendireceğiz bakalım. Dün akşam mı geldi? Evet. Haftaya okunur mu efendim genelde? Cumhurbaşkan, yani şöyle biliyorsunuz Yargıtay kesin hükmü verdikten sonra yine ilk derece mahkemesine gidiyor. Orada dosyanın şekli tekemmülü sağlanıyor. Ondan sonra Adalet Bakanlığı üzerinden, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığı üzerinden Cumhurbaşkanlığına gidiyor. Oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. Normal usul budur. Dün akşam itibariyle gelmiş. Ne zaman efendim? Ona bakalım. Önce bir göreyim ben dosyayı ondan sonra. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.